Olay yok mu ya? Ne kadar da mesaidesin? Bayağı oldu ya. 3 saat oldu. Ondan öncesinde spor için girdim de bir şey yoktu o an. Alo. Vay. Ne yapıyorsun ya? Ya spora girdim derken spor yapmak için yani mesaiye girdim. Anladın? Anladım zaten. Niye söyledin ki? Ya öyle ben kendimi açık neyim de sikmeyeyim belanı ha Faysal. Ne oldu? Ben mesaiye girdiğini anladım. Farklı bir Ha şey anlamadım mesaiye da. girmeyi seversin. Severiz. Bak severiz derken böyle kafanı böyle çapraz bir şekilde sağa doğru yatırman lazım. Severiz. Severiz. Sen kaptın bak biraz. Severiz. Ama Severiz. gözlerine kapatacaksın böyle aşağı doğru indirirken. Severiz. Kaptın Aynen mı? öyle. Kaptık. Kaptık. Birden mücevher mi? İkimiz mi? İkimiz. Üç kişiyiz mesela. Ne mücevher amına koyayım. Nerede bu millet ya? Client iyi misin? Oğlum neyim arkadaşlarla muhabbet ediyorum. Hareketsiz kalmış da. Ah nerede? Vah nerede? Saat 1'e 2'ye kadar tutamam oğlum yayını. Zaten halı saha var bugün. Halı sahaya gideceğim. Da tutabildiğim kadar tutarım ya. Onun sözünü vereyim size. İllegal. Adam 2, 1080 durumu illegal bir araba kovalıyoruz. Büyük ihtimal Supra, San Vitos olarak Kuzey. Büyük ihtimal az sonra 1099 ama kovalıyoruz. Rockford Drive Kuzey. Lan kurbağa gibi zıplama amına koyayım be. Gözlerin çok kötü, pislik illegal. Sakin sür. Son anons anlaşılmadı. Destek isteğiniz mi var? Olumsuz. Anasını siktim bütün eriyim. Biz bunu yakalayacağız gibi. Arabasından duman çıkıyor. 10-04. Ödüm 1 olan devreye kodumu Lincoln 1 olarak düzeltiyorum. Bunun gözleri ananı avradını sikeyim. Bu çok kötü bu. Foxtrot durumu başladı. Şahsın peşinden koşuyorum. Faysal'ın koşusu da çok iyi ya. Oğlum çok hızlı koşuyor. Spor yap spor. Ya Görüşüm var mı? var. Ben de çığlığa kendi kendime konuşuyorum. Sağ yaparsa Hanımefendi. tekrar söylesene. Teslim olur musunuz lütfen? Peşindeyim şu an. Ne tarafa doğru gitti? 10-98 kişi. Oh.
Bayıldı galiba, ayılmasını bekledim. Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi. Hanımefendi. Clank, bizim arabanın oraya çıksana. Tabii. Kendi arabanla. Bir de aracın plaka ve şeyini alıp, fotoğrafını alıp full impound atar mısın? Tamamdır, atıyorum. Sizin araç kilitli miydi? Kilitliydi, kilitliydi. Tamam. Gaz biberi mi koklatsak? Bekleyelim ya. Bayılmıştır, gelir kendine. Yoruldum ya. Bunun üstüne bir puro içilir. Bak ben sana ne dedim? Ne dedin kardeş? Puro içersin, bana da ver bir tane. Bunu vereyim mi? Al. Ver, aldım. Çakmak lazım mı? Ha, lazım. Bana bir çakmak, dur. Ben bir yukarı çıkıyorum bizimkinin yanına. Ateş alıyor, ateş alıyor, ateş alıyor. Geldim. Kim ateş açıyor lan? Aldım, tekerlerini aldım. Tekerini birden aldım ben. Al beni, al beni, al beni. İndiler araçtan. Geldik. Çok kötü biri, çok kötü biri. Lan. Dur 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 dur. Düştü biri, diğeri yukarıda. Çıkıyorum yukarı. Arkandayım. Geliyorum, orospu çocuğu. Aşağı bir yere düştü bu. Kim düşüyordum? Görüşüm yok şahsa. Görüşü olan var mı? Ben de göremiyorum. Düşmüş olma ihtimali var mı? Atlamış olabilir. Ne yaptı? Etrafına bakıyorum binanın. Bizim çocuk. Ben aşağı iniyorum. Taradım, bölgede görüş yok. Burada da yok. Karşı çatıya çıksam inebilir miyim sizi aşağıya? Görmedim ben bu arada da, bir şey yapamam şu an. Nerede olduğunu sanırım şahsın yani. Gözleri kaymış da olabilir bu arada. Düşmüş olabilir, iyice araştırın ya. Baktım ben buralara biraz. Okay. Tam plakayı alıyordum, yanıma yaklaştılar iki kişi birden. Silah vardı Allah'tan elinde. Bu arada alttakini diyorsanız alttaki buydu. Alttaki polisti, adam değil. EMS çağırıyorum ben buraya. Çağır bakalım. Ben de yelekteyim. RSP'den EMS'e. Buradan yerekmiştir. Bir yerde tahminim var, bakacağım şimdi. Tamamdır. Ben aşağıda yanında bekliyorum.
Umarım karşı çatıya çıkmamışlar. Oradan inemeyeceğim büyük ihtimalle, bilginiz olsun. Aga be. Oğlum niye böyle bir şey için polis soymaya çalışırsın ki amına koyayım? Git soy marketini yani. Git marketini soy. Sen niye böyle şeylerle uğraşıyorsun ya? Memurum. Efendim. Aracınız açık kalmış, bilginiz olsun. E sen de buraya mı getirdin? Yo ben getirmedim, buradaydı, oradaydı zaten. Tamam. Benim değil ki amına koyayım. Client aracın açık kalmış, haberin olsun. Vallahi çatı temiz ya. Şurada, şurada. Şurada. Şimdi geçeceğim aracımın yanına. Böyle. İyi misin Faysal? Senin ben ananı sikeyim, o nasıl ödüşü? O nasıl ödüşü şanlılar koyuyor? Buna koyayım, inemedim aşağıda abim. Plakaya bilerek bakmadım. Arkada, sağda. Bu kadar da sağda değil amına koyayım, bu kadar hardlamayın ya. Oğlum bu kadar hardlamayın, az sakin olun ya. Çatıdan inemez bu arada ya. Büyük ihtimal aşağı düşüş olabilir. Büyük ihtimal gözleri kaydı o arkadaşın ya. Bilmiyorum valla. Hanımefendinin işlemleri nedir? Burada şu anda kendisi. Sahte. Ne sahtesi ya? Pist aracı. Ben ilgileneyim istersen. Siz diğer arkadaşlar ilgilenin. İlgilen. Şu, bir daha bakacağım. Şeyi, ön tarafa. Bir şey söyleyeyim mi? Çocuk yok bu arada burada. Hüseyin götürebilir misin? Hiç kimse yok burada. Nasıl kimse yok burada? Bu adam kim? Kim? Şu adam. Sen görmüyor ha, musun? Aa. Tamam biz götürürüz, sıkıntı yok. Olur. Gelin geçen olmaz. Tamam bizi IMS'e getiririz ya. Ben direkt polise ne polisi? Şeye götüreceğim hastaneye. Okey. Bu kişinin üzerinden matkap, şablon kart ve silah falan çıktı, haberin olsun. İniyorum ben aşağıya. Gördüm, gördüm. Orospu çocuğunu gördüm. Nerede gördün lan? Çekip. Lan nerede gördün? Balkonda, balkonda üstte. Aşağı düştüm gene. Anasını sikeyim ya. Nerede balkonda üstte? Çık sola doğru bak. Çık sola doğru bak. Oradaydı en son. Gördüm. Yalanı sikeyim. Uras komiserim, 2500 lira cezasını yazıp gönderiyorum hanımefendi. Bilginiz evet, olsun. Evet. Lan kaçmıştım ama bırakayım. Dur geldim dur. Atlama aşağı sakın. Yok, atla amına koyayım sen ona dur. Şey atla buraya gel gel tutayım dur. Seni. Şş, oğlum buraya nasıl geleceksiniz lan? Ben buradan inmesem ne olur? E ben gelirim ki ben oraya. Ben seni buradan alırım sen. Allah aşkına denesenize buraya gelmeyi, ben çok zor geldim. Ama gelirsem iki kat ceza. Avratını sikeyim adamı. Orası bu çocuğu. Çok kötüyüm, anasını sikeyim. Sabahtan beri çok düşüyorum. Kazayla düştüm buraya bu arada ya. Baysal siktir git tamam, ya. Tamam aşağı gördüm ha. Siktir git abla koyayım ya. Okey kaldır elini. Dur dur tamam dur. Ben bir yerim. Kaldır elini. Aldım. Bu da boşmuş zaten ya. Kaldır elini. Ne attın lan oraya? İneyim ineyim. İneyim aşağıya, kaldır elini. Teşekkür ederim canım. Baysal şunu da al.
Tabanca mıydı o? Lan boşmuş ya. Evet, Los Santos Police Department tarafından tutuklusun canım. Ben kurşun sıkmadım. Ben evet. Sadece boş silah çektim. Seni ben kucaklayayım. Sırtımla indireceğim seni aşağıya. Nasıl indireceğim? Ya çok iyi ya. Halil 5 TL abi, Kemal abiye seslendin diye. Uykum geldi. Kemal abiye seslendin diye ban yedim. Kaldırır mısın lütfen ya demiş. Nasıl lan? Bir baksanıza modlar. Betül Karakuş abone olmuş. Çok teşekkür ederim Betül. Hoş geldin. Faysal geliyor musun? Geliyoruz, geliyoruz. İyi misin lan? Gel gel. Gel gel. Hadi insenize. Ne oldu? Oğlum in lan aşağı. İn. İnerse sikerim ben seni. Komiserim düşecek diye korkuyorum. İn in. İn düşecek ama. İn in. Bir şey olmaz. Düşecek, dur dur. Lan in in. Dur dur. Ananı sikerim. Amcuk herif. Tamam al bu sende. Al işte. Prom düştü ya. Neyse bir tane daha vardı Allah'ta. Yönelebilir misin lütfen? Tek biz mi varız amına koyayım? Edum 2'den Lincoln 1'e. Dinliyorum. Cevaplayabilir misin çağrıyı? Hallediyorum. Aa 04. Utanmıyor musun lan polise sıkmaya? Sıkmadım ki ben, silah boşta amına koyayım. Senin arkadaşın niye sıkıyor? Ne bu yürek amına koyayım? Bilmiyorum, ben şaka diye boş silah çektim adama. Sen niye sıkıyorsun oğlum polise kardeş? Memurlarınız kahraman amına koyayım. Kardeş sen niye sıkıyorsun? Market soymaya gidecektik. Anında sıkmaya başladı, ben ne yapayım? Memur mu rehin alacaktın? Aynen. Zaten polis yok, bir de memur aldım onu koyayım, tamam olsun. Soyamayacaktınız ki zaten. Adam bulamadık ki. İşte. Vallahi benim silah boştu. Yani kahramanlar. Boros çocuğu sıktı. Seni sikerim. Dol olsa aç. Sıkacaksın yani. Açılış açılış. Ya. Ha yersin. Açılışa girdin tabii ya. Yersin. Uras memurum. Arkadaşlar merak etmeyin, elimden gelen her şeyi bulacağım sizin için. Arkadaşı bir alalım ya. Sen arabada bekle lan. Benimle durum iyi değil ama. Senin de mi iyi değil? Tease attığını düştüm ya. Balık. Yemezsen kırk 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 kırk. Memurum. Bana bir elektroşok tedavisi. Gel sen de bir kendini göster. Pilavcı ne haber? Yemezsen kırk kırk kırk. İyi, senden ne haber? Kulak memurum değil mi? Yürü nasıl naaşa gidiyor ya. Ya aynı. Geçmiş olsun. LSB dinlemede. Sağ ol lan. Abi görüşürüz. Client memur olduk ondan ikar gidiyor. Vermidon ne oldu lan? Abi bir dakika, inşaattan düştük. Neyse beyler, önemli olan el kırılmamış. 31 bu çekersiniz. Bu manyağı dedim ki ben, kendimizi bir yerden atalım mı dedim. Bu da lan ona geldi. Lan oğlum sen manyak mısın, sen niye kendini bir yerden hayır, atıyorsun ya? Abi dur dur da atmadım, ben sonra pişman oldum, dedim ki oğlum atlamayalım. Sonra bunun ayağı kaydı. Ben bunu sırtıma aldım. Beklemedeydin. Salak gibi benim de ayağım kaydı, düştüm ya. Tamam devam edin. Sen de devam et. Bir daha söyleyebilir misin tekrardan? Çenarın vermedi onu değil mi? Trafik kazasıyla bir kod at Client. Tamam devam edebilirsin yanına. Eğer olası bir tehlike sezersen biz geliriz direkt. Anlaşıldı, şu an yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Amına koyayım. Fenerbahçe. Abo. Ananın amına koyayım. Oğlum sus sus, bence sus, bence sus. Ne oldu ki? Vay vay, kolay gelsin. Ne oldu? Hiç. Client'ler oluyor, ihbar. Ne oldu la? Bir şey yok, bir şey yok, devam et. İsmi ne senin? Atilla. Söylemesin ananı aradığını sikiyim. Ne olacak ya? Boş ver, boş ver. Sen devam et, sen devam et. Bana bir tatil yolu mu çıktı? Yok tatil, keşke tatil olsa amına koyayım. Sana mı çıktı? Keşke bana olsa. Lan ne oluyor? Ne oldu oğlum? Niye? Ya bir ben şey yok. Anlamadım. Arkadaşın işlemlerini yapın, devam edelim ya hızlı bir şekilde. Bak beni tribe soktun bak.
Yo, trip yok ya, sıkıntı yok. Kötü bir durum var mı? Bölgeyi sterilize edelim. Yok yok. Devam et, sıkıntı yok ya. Bak doğru söyle. Yok yok, sıkıntı yok. İyi. Bir şey yoktur oğlum, ne olabilir aman abi. Ne bileyim ya, alt tarafı bir şeye söyledik. Söylesin mi tekrardan ne dedi? Evet, EMS kanalına geçiyorum. Ben geçtim. Okay. LSPD'den EMS'e. Dinlemedim. Bulunduğumuz bölgeye bir EMS alabilir miyiz? 3 yaralımız var. Hepsi suçlu. Anlaşıldı, intikal ediyoruz. Nerede ben? Biri burada. Diğeri... Şamesi burayı iletiyorsanız ben ifade içiyorum. Diğeri nerede? Evet, iki tanesi. Diğeri nerede bilmiyorum. Tamam, bu ben de, sen de gidebilirsin. Anlaşıldı. Şuradan çıkabilirsin direkt. Toprak yol var ya. Merdiven var gördüm. Yani yukarı mı çıkmıştır diyorsun diğeri? Yukarı ama yani aşağı... Dur, şurada merdiven var. Tamam tamam, üstüne çıkıyorum. Arabaya bakıyorum. Üst tarafta kimse yok. Nerede oğlum bunlar? Ya ananı sikim kadro, süreceğin arabayı sikim ya. Senin ben süreceğin arabayı sikim. Yok, ben göremiyorum. Ben de görmüyorum ikisini. Eğer buralarsa. Nereye düştü oğlum onlar? Emre mi sürüyordu? oğlum Emre bunu yapar ki normalde. Kado sandım ben. Aga be. Kaç yaralı dediniz? 3 dedik de. Bir tane var. Ya biz de 3 olarak biliyorduk, öyle söyleyeyim size. Anladım. Hayırlısı. Bakalım, araştırıyoruz şu anda bütün ekiplerimiz ben tarafından. Clyde iyi misin? Bütün ekibe bak amına koyayım, 3. Yok, bir daha çıktım belki yarın diye de yok. Ananı! Çatıdan bakacağım. Ateş. Yakından değil, ben bir bakacağım oraya. Hüsnü, departmanda hücrelerde 2 kişi var. Onları çıkartabilir misin? Asfıdır, geçiyorum departman. Sen atış bari departman hemen yakından geldi. Yani biz geçelim, okey. Ben gittin sandım ben seni. Buradayım, buradayım. Çağın yapacak bir şey yok ya. Yoklar sanırım. Göremedik yani. Adamlar kuş olup uçtu amına koyayım. Hastaneye geçer misin? Biz departmana gidip geliyoruz. Okay. Oğlum ama aşağı düşüklerini gördüm ben. Sen de gördün değil mi? Evet, ben de aşağı düşüklerini gördüm de gözümüz kamaşmış olabilir belki ya. Olabilir. Bir görüş yok burada. Departmana dönüyoruz.
Sen bekle, geliyorum. Ya da ben şey yapıyorum, tamir ettiriyorum aracı. Ben alıp geliyorum Yöntem. Ay ay. Kemce müşteriye dayak ufak bir önerim var. Mülemi yaptık ya ve çok iyi, tam uğraştık. Bir denesin ama tabii senin seçimin öpüyor yun demiş. 40 olsaydı 10.41. Halil CNK'ye 5 TL abi şey yaptım. Kemal abi yayına gelmişti. Ben de kendim için 3 demiştim. Otomatik ban yedim. Allah Allah, niye amına koyayım ban yemişsin Halil? Niye ban yemişsin acaba? Nasıl olur ya Halil? Nasıl ban yedin amına koyayım ya? Uras, aşağıda çıkışta bekliyoruz şahsın telefonunu vermen için. Ya bir yanlışlık var yani bu olayda. A? Çarpmadı lan. Çarpmadım. Evet. Çarpmadım. Evet, çarpmadı bana. Bu nasıl bir rüzgar? Yo, ben de çarpmadı. Ege'de, Ege'nin telefonunu versene, orası sendeysin. Red Bull içer misiniz soğuk soğuk? Emin misin? Ben sen de alalım ama. Al Ege. Red Bull içer misiniz? Teşekkür ederim. Bende var ya, evet, sağ ol. İyi, hemen bir tane çakayım. Gelin bırakalım kırmızı otoparka. Çekilmişe bırakır mısın? Tamam. Kırmızı mı, çekilmiş mi? Yok yok, çekilmiş. Kırmızıya da bırakmazsınız ya. Biz yok, bırakıyoruz şey, ya. Hani kırmızıdan kiraladığınız bir arabayı biz çekince kırmızıya tekrar geri gidiyor. Yok, o araç benim de ama. İşte o yüzden. O senin miydi? Evet. Siz hangi araçla kaçtınız ki? Kaçmadık ki, kaçamadık. Ha, tamam, ben senin olayı karıştırdım. Doğru, mantıklı. Ne oldu, başka olay mı oldu bizden sonra? Evet. Banka soyuldu ya. Vay amına koydum çok. Merkez Bankası. Neyse. Biz de yedik. Yalan mı söyleyeceğiz oğlum sana? Yani bu kadar kısa sürede kaçtılarsa o zaman. Yakaladık. Ha. Kimse gelmedi şeye. Çürüyorlar hapiste şu an. Koca kasayı da 15 dakikada iyi açmışlar ha. Direkt hapse götürdük. Kocaman kasayı da yani neyle açtılar acaba? Direkt içeri operasyon düzenlediniz herhalde. Evet. İyiymiş. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Helal olsun. Bak, emin misiniz çekilmişe? Evet evet. Ha. Tabi amına koyayım. Araba alana kadar kırmızı otopark, araba aldıktan sonra çekilmiş değil mi? Kırmızı otopark sizi özlüyor gençler. Arada bir gidiyoruz, koklaşıyoruz ya. Hasret gideriyoruz. Ya. Adam yani üzülüyormuş duyduğum kadarıyla. Falan battı amına koyayım. Peki siz Massagrocu musunuz, Zentorno'cu musunuz? Zentorno Turizmo. Turizmo. Turizmo çok hızlı yeni dönüyor. Yeni bir ters. Hadi. Teşekkürler. Allah razı olsun, hadi iyi devreler. Eyvallah, kolay gelsin. Hastaneye geçelim mi? Edim 2 hastaneye geçiyoruz. Üstüye saldık araba. Ya şu iri geri konuşanı yakalayamadık ya, ona üzüldüm ama. Ben anlamadım ki yani, değişikti biraz o. Siktir oradan. Ha siktir bok. Client burada. Oh. Uras. Efendim Maiden. Bu zincirli köpeğe bir şey söyle Client denen. İçeride benim bütün organlarımı alacağını söylüyor. Orospu çocuğu deyip çıkıyor. Yani bir ders verin şunu artık. Client denen pushed. Tamamdır, ben konuşacağım. Adama bir şey bile yapmıyorum. Tamam tamam, ben konuşacağım. Sen doğru olanı yap. Tekrardan aktif diyorum. Adam bana orospu çocuğu diyor. Tamam, ben konuşurum. 33'ten client'a. Dinlemedeyim. Hastane içine bir gelir misin? 10-0'lar. Tildir miydiniz? Ben hallederim ya.
40 otili konuşuyor. Katılabileceğim bir eğitim grubu var mı? Hüsnü'ye katılabilirsin Cemal. Ağzı Fırat. Client Aiden'a niye kötü sözler söyledin kardeşim? Komiserim artık yeter yani, ben de insanım, tamam mı? Hani burada ilk başta gelmesi söylemiştim telsizden 200 sefer hani söyledi küfretti diye. Daha sonrasında hani karakol departmanına götürecektim. Hani sustum, tekrardan geldim buraya. Hani kendisi alkış tutuyordu bir yaşadığım kazadan dolayı. Daha sonrasında küfretmeye başladı, ben de küfretmeye. Bir yere kadar benim de sabrım. Yapsın. Yani ben de insanım efendim yani. Sizin tamam, annenize, o... bacınıza sövmeye devam ederse, eğer içeriye almıyorsam en azından hani ben de karşılığını vereyim. Tamam, o geçen olaylardan sonra bayağı bir sinirli. Tamam komiserim, ben bundan sonra ikili... Hani... İstersen Burak'ı çağırayım, kim önce kimin anasına bacısına sövmüş anlatsın. Çağır. Tamam, ikinizden de bir ricam var. Aiden. İkinizden Burak'cığım. De bir ricam var. Kim bundan kime sonra... orospu çocuğu demiş öğrenelim. Komiserim, direktman dedi ki departmandaki hayvanlar... Maaşlı katiller olarak hitap ediyor. Kendisi. Bir şey söyleyeceğim. Bir tamam, şey söyleyeceğim. Bundan sonra münakaşaya girmeni istemiyorum. O da sen. Küfret de hani şimdi adam şey abartmadan hani sektöre git falan de. Ama şey yapma bak, ben gerçekten evet. Sana hak veriyorum. Ben sana gerçekten hak veriyorum. Uraz komiserini bilmem ama bence iyi yapmışsın. Hiç problem değil. Hani biz şimdi ufaktan uyarırız. Biter bence, değil mi Uraz? Yani şey yapma çok kısım. Yani komiserim tamam, bundan sonra devam etmez, devam ederse çünkü yok, ben de sabrım sonra... bir yere kadar, sabrım şey taştıktan sonra aynı şekilde küfretmeye devam mıydı? Ederim. Bundan sonra münakaşaya girme Aiden'la. Dediğim gibi komiserim, yani eğer uzaktan küfrederse bana, ben de aynı şekilde alıp departmana şey, götürürüm. Hüseyin, yani Burak burada mı? Tamam sen gerekeni yap. Gerekeni yapacağım, evet. Burak bir gelir misin dostum? Tamam ben konuştum, birlikte yok, bundan Burak'la, sonra münakaşaya girmeyin. Bak bir Burak'la konuşalım, neler söylenmiş anlarsın. Tamam ben anladım, kendisi de söyledi zaten. İlk söylemiş yani, olabilir. Bütün organlarımı alacağını falan söylüyor, polis değil organ mafyası sanki bu işte. Aha şey buruşuk doktor. Tamamdır ya, sıkıntı yok buruşuk. Ben hallettim buruşuk. Sıkıntı yok. Doktor mu? Efendim. Ulan helal olsun, nasıl bronzlaştın be tek seferde. Ya şaka mı? Hayır. Gördüğünüz zamanda. Şaka mı? Direkt sen de üstünü. Geçen. Aynen. Şey yapamaz. Nasıl demeyeyim ya? Nasıl dememi bekliyorsun? Ya polis de muhatap olacağım bir durum olmazsa çok takılmayın birbirinize, olur mu? Dostum, adam Aiden, beni burada Aiden, önce şey, taserlayıp sonra kelepçeleyip okay. Ağzıma sıçmaya kalkıp beni departmana götürüp ben konuşabilir miyim? Anlatayım ama bir istersen. Tamam biliyorum neler yaptığını, yapmış da olabilir. Bundan sonrası için senin için bir şey söyleyeceğim. Ben kendi memurumu uyardım, onda sıkıntı yok. Ama sen her gördüğün polise işte paralı köpekler, ondan sonra başka bir şey, dün bana yaptığın gibi yaparsan bu insanlar da sonuç olarak polis bile olsa bir insan. Yani sonuç olarak. Ondan dolayı i̇nsan bunu yapmaya... İnsan gibi davranmayı öğrensinler, o zaman insan gibi davranır. Tamam, benim bunu, nasıl davrandığımı tamam, bir polislere. Kişinin, iki kişinin yaptığı olayı herkese koyamazsın. Bundan sonra dikkat et. Yani ya dikkat edersin ya da sana bundan ben sonra kendisine, Uras, tamam, ben bunu bölme. Kendisine söylediğimde, çok pardon, lafını balla keseceğim de. Ben bunu kendisine söylediğimde onu ben yapmadım, LSPD yaptı dedi. Tamam bu adam bu arada emir alıyor. Bu adamın üstü var. Bu adamın üstü yaptırmış olabilir bunu. Yani bu adam o çatışmada sana sıktıysa emin ol kendi kafasına göre sıkmamıştır. Yani birinden emir alarak sıkmıştır. Ondan dolayı tamam, birine... Kim verdi emri? Ya bu seni şey yapmaz, alakadar etmez. Eğer alakadar eder, bir böbreğim eksik sizin yüzünüzden. Tamam git onu kendin araştır o zaman. Bize gelen tamam, bir bilgi vesaire yok. Dava talebinde onun haricinde, onun haricinde bu insanlar normalde seni alıp direkt polise hakaretten ceza kesebilirler. Kesmiyorlar. Client'ın yaptığı da yanlış. Bu sefer onu da uyardım. Birlikte münakaşaya girmeyin. Polise karşı bir sıkıntın varsa git bunu direkt hukuk önünde çöz. Yani birinin hukuk önünde çözmem için bir avukata ihtiyacım var. Avukat yok ortalıkta. Tamam ne yap? Yani bizim sorunumuz mu pek avukatın olmaması? Arkadaşlar yanıtlayacak bir birim güzel var soru. Mı? Değil mi? Ben aracımı tamir ettiriyorum. Bunun cevabını verecek olan ben miyim? Biz de değiliz. Tamam. Yani umarım evet, beni şefim. Anlayabilmişsindir. Biz elimizden geleni yapıyoruz çünkü böyle olmaması için. Senin dediğin şeylerin olmaması için. Belki birkaç hatamız olmuştur bugüne kadar ama bundan sonra daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Emin ol. Tamam. Yani bizim de önceliğimiz zaten Los Santos vatandaşları. Biz burada kendi... Hayatımızdan çok sizin hayatınızı düşündüğümüz için buradayız zaten. Öyle mi? Burası evet, bana bir öyle. Böbrek versene.
Yani bak yine başkasının yaptığı şeyi benim evet. üstüme yıkıyorsun. Evet. E hani bizim diyorsun. Biz diye konuşuyorsun. Tamam, başka biri bunu yapıyorsa benim şeyim ne, sıkıntım ne? Bana 40, onu söyle. 64, yani beni niye yargılıyorsun bu konuda? Başlangıcı son ihbara intikal ediyor. Ya tamam, benim öyle bir şey yaptığımı gördün mü? Hayır, ister istemez. Sen benimle üst olarak konuşmuyor musun? Evet, evet. Tamam. Tam da emir benden yani, gelmedi. O anki emir kimdeyse o vermiş olabilir. Onun da cezasını zaten şef kesti. %100 de eminim kestiğine. Çünkü ben de yanındaydım keserken. Aldınız mı bir böbreğini? Ya bir orasını böbreğe, bilemem. Böbrek. Orasını bilemem. Hop, maaşım da yattı. Hadi gidelim. Daha başka bir şey söyleyemem. Kolay gelsin Aydın. Mis gibi de yattı biliyor musun maaş? Görüşüm yok. Kod 2 şeklinde tarıyorum. Client geç şeye. Devam et. 10-0. Adam 2 10-08. Maaş maaş yatmadım. Bittinliğine zorladım. Kaçacak mı, duracak mı? İnkom bir göğüs sağlanamadı bölgeden ayrı. Beyefendi az önceki olur, park ettiğiniz yer yanlış. Bundan sonra daha uygun bir yerlere park edersiniz. Olur. 10-0'lar. Sağ olun. Clyde ufak bir sürtüşmeye girmiş. Adam kendisini yedirememiş sürtüşmede büyük ihtimalle. Ya onun bize başlangıcı var ya. Bu Clyde'lar daha doğrusu Aiden'lar bir soygun yapıyor. Market soygunu. Evet. Ondan sonra bu nehir var bir tane. Deniz değil bak, nehir. Küçük bir nehir gibi, akıntı gibi. Hı hı. Oraya kaçıyorlar koşmak için. Yani koşarak kaçıyorlar, yüzmüyorlar. Bizimkiler de client'ın da bulunduğu kişiler benim sıkmaya başlıyor. Bizim nehirde mi? Yok, aynen, geçiyorum nehirde. Şu anda. Ondan dolayı burada başlıyor olay yani. Sürtüşme falan ondan dolayı. Aiden da bütün polislere bu yüzden zaten şey. Allah Allah. Kim vermiş nehirde atış emrini? Ya şefin ağzına sıçtığını biliyorum o kişinin. Peki, de. 4-10-41 herkese mesailer. İyi tamam. 10-0'dan yanlış bir hareket yani. O anki yok, polisin ya, yaptığı ya, yanlış bir hareket de Aiden'ın bu tutumu da yanlış yani. Şimdi bir dakika dur bir. Efsun bize katılmak ister misin Adam olarak? Bekleyelim mi? Olur. Olumsuz. Departman öndeyiz. Adam birkaç kişisiniz? 2. Sen de kim? Ben ve Cemal. Tamam. Client, Efsun'u alır mısın? Adam 3 olarak devam edin. 10-04 alıyoruz efendim. Ben Lincoln devam edeyim o zaman. Şu an dışarıda kalan var mı? Kim dışarıda şu an? Lincoln devam ediyorum diyen kim? Olumsuz. 3 kişi devam ediyoruz. Ben dedim zaten Efsun'u alalım mı diye. 40-64. Adam 3 olarak. 40-64. GPS'in gözükmüyor. Bende mi sıkıntı var? Kim? 40-64'ün GPS'i gözüküyor. Ben düşünüyorum. Ufak bir düşündüm. Aa, benim GPS'te bir sıkıntı var. F5 arkadaşlar, F5. F64 hangi birimdesin şu anda? F3'teyim efendim. Client'la biz birimi oluşturmak için departmana geldik. F3'ü de birimize dahil ettik. Tamamdır. 3 kişi devam edebilirsiniz. Ben bir sıkıntı yaşıyorum. Kusura bakmayın. Olabilir. Şenli efendim. Allah Allah.
Memur bey. Efendim. Bu galeri tarafında bir tane adama selam verdim, silah çekti bana. Tamam. Beyaz. Adam 2 intikal ediyoruz. Adam 3'te intikal ediyoruz. 2.5 kilometrede bizim. Buradayım sormak. Adam 1 son ihbar intikal ediyor. Gelmedi oradan. 10.80 durumuna geçtik son ihbarla ilgili. 10.04. Adam 2 olarak arkanıza takılıyoruz arkadaşlar. Diğer birim devam edebilir. Efsun kod atar mısın? Efsun kod atar mısın? Görüşümüz de yok efendim. Nasıl amına koyayım? Kırmızı bir turizmo araç. Del Perro Freeway'desi Los Santos Freeway'de oynayabilir mi bir ekip? Oraya çıkacaklar çok büyük ihtimalle. 10.04 biz geçiyoruz. Son ihbar 10.99. Şeye de girmiş olabilir. Bizim ekip de bizim arkamızdan geliyor. Bizim ekip bizim arkamızdan mı geliyor? Geliyordu, döndüler şimdi, fark ettiler sonra. Rhythm 1, son ihbar 10.80 durum şu an. Oğlum bu, bir dakika işaretini kaldırsana be. Bana alsan şu GPS'i. Şehirde adam. İllegal eşya satın alımı yapan arkadaş şehirde. Bilginiz olsun. Şehirdeki konum bir birim küçük. İlgilenebilir mi arkadaşlar? Bence bu arada paletoya doğru 10, gidecek. 10.80'deyiz, bırakalım mı? Bence olumsuz. De geçebilir bu arada. Bence kesin paletoya bağlanacak ya. Ben ondan oradan gidiyordum. Palete çok hızlı bağlanamaz. Bilmiyorum, şehirde de takılabilir ya. Hüsnü siz 10.80'desiniz değil mi? Oğlum mu? Great Ocean Highway'e çıktınız şu anda sanırım. Evet. Great Ocean Highway üzerinde kırmızı bir turizma görürseniz haber verir misiniz? Nasıl dert? 10.80'e destek talebiniz var mı? Kişiye görüşümüz var, kişiye görüşümüz var. 10.80 için olumsuz, tek kişi çağırız. Tamam, nerede oğlum? Şurada. İyi misiniz? Sonra ateş ihbarına intikal ediyoruz. İllegal eşya satın alımını yapan arkadaşa görüşümüz var. GPS'e edeyim de görmemiş, sol yaptım. Yapmamış, anınız kim körmüyüm ben. Amına koyayım Faysal ya. Ben sen de görmedin ki amına koyayım. Oğlum ben sağa dönecektim, sağdan ses duydum, sol yaptı dedin diye dönmedim ya. Otobüsün arkasında gördüm ben onu. Kişiyi gözden kaybettik. Neyse, olur böyle ufak hatalar. 10.80 durumunda şahsın 10.50. Bulunduğumuz bölgeye bir destek birim gelebilir mi? Ateş ediyorlar burada. Geliyoruz.
Sakinleş. Kişilere görüşünüz i̇zin var verin mı? Binmesine. İzin verin binmelerine. Arka sokak, arka sağa sağa. Aa, yaralı var. İki tane kamuya giden, kamuya yaralı bir şekilde koşan şahısa gitseniz arkadaşlar bir ekip. Elindekini bırak. Orospu evi yaptı size. Çık çık çık. Oğlum burası... Üç kişi var burada düşmüş bir halde. Kaçtılar MS oradan kaçanlar var mı? Kafalı birisi var yaka... mı? Gidin, gidin peşine. Ölüşünüz yok işte. Şu an IMS hattı mı? IMS hattı mı? Hattayız. Bulunduğumuz kumun ihbar geliyor. Tamam, intikal ediyoruz. Arkadaşlar adamlar kamuya döndü. Kimse peşine takılmadı bizim ekiplerden birisi. Yaralı bir şahıs vardı, onu götürdüler. Beyefendi olayı yani. Gördünüz mü? O şiple birlikte götürdüler. Evet, kamudaydım. Edinburgh Fox var. Kim sıktı araba falan gördünüz mü? Bu acaba? Adamlar Mor Massacre ile yanaşıp ateş ettiler. Bunlar. Sarılıyı tıkanlar, gördüm, diğerleri arkadaşlar, sıkanlar düşenlermiş. Burada bir sivilin dediğine göre. İsminiz neydi beyefendi? Orospu çocukları dediği diyen şahıs nereye gitti biraz? Böyle yürüdü gitti sanki babasının ayrına böyle her gün şeye gidiyormuş. Ben kamudaydım gibi. Şimdi bitti kamu cezam. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Tamam arkadaşlar, alıp şöyle ben sana geçebilir miyiz? Hepsi şey mi? Hadi bakalım. Evet. Tamamdır. Size mi sıktılar, birine mi sıktılar? Yo, ben kamudaydım. Bir kişi ben daha kaldı başhekimim. Gel sarışın. Geldim ya. Tamam, biz de bunu. Kahverengi. Pardon, ben adamlara sıktım. Adamlar bana sıkarken sıktım. Ona öyle hitap etme. Ne diye hitap edeyim? Beyefendi, ismini alalım. Arkana dönebilir misin? Tamam. Üstümde silahım da var. Şurada duvara yastırayım. Sana bir GSR testi yapacağım işte falan. Bunların hepsini sen mi düşürdün? Efendim? Biz düşürdük, evet. Biz derken kim kim? Boş verin. Burada olan ortamdaki kişiden. Ara çekiyorum. Aynen ama. Bekle. Kişinin CSR negatif. Palanın. Oraya sonra bir de trip atıyor ya. Ne oldu? Arkadaşlar bir daha ben size bir şey yapın demediğim sürece birine CSR testi falan yapmayın. Sol tarafta oldu, benimle alakası yok. Şimdi Yılmaz. Faysal deyince dedik herhalde yapacağız CSR testi. Yapılmıyor yani mıydı? Bu adamların... Tamam, ben bir şey demeyince, ben bir şey demediğim sürece yapmayacaksınız arkadaşlar bir şey. Tamammış. Geçebilirsiniz, elinize sağlık. Ben ayrılıp Lincoln çıkabilir miyim? Bölgeden bir tane de yaralı çıkardılar, bilginiz olsun. 3 kişiyiz. Ya biraz gerildik de bilmiyorum. Şuna benim aracını hatırlıyorum. Gerildiniz mi? Niye lan? Tek çıkmak istiyorum ben ya. Niye? Ne oldu? Arkadaşlarımla mı ilgili sıkıntı? Yo. Ne oldu? Orada biriyle mi sıkıntı yaşadın? Ya yok, kimseyle sıkıntı yaşamadım da ekip arasında biraz gerildik. Niye gerildin şey oğlum? Ben de onu soruyorum işte. Niye gerildin? Ya işte ne bileyim, bir olaylar falan oluyordu. Kovalarken adamı bir erkeği ters gitti. Gerildik işte. Birbirinize mi bir şey dediniz? Bir şey yok. Yok, bir şey demedik ya. İyi, tamam, çık. Tamam, teşekkür. Şu Holster'ın şeyi sen mi verdin? Bu GSR testi emrini sen mi verdin? Sarışına ben verdim, evet. Tamam, verme bundan sonra, gerek yok. Niye vermiyorum? Daha... Adam bölgede orospu çocukları diyor, 3 tane yılın başında iyi oldu size orospu çocukları diyor. Niye vermeyelim ki orası? Tamam, adamı bir al. Oğlum bir sakine, sikmeyeyim götünü şimdi senin ha. Allah hayır, Allah. Hayır, niye vermeyelim, anlamıyorum tamam, ben. Tamam, birincisi seni. Sağda başka bir yüksek bir rütbeli bir adam var. Bu bir. İkincisi böyle emirleri sen veremezsin. Burada hayır, ben veririm. Adam elini kolunu üçüncüsü... sallayarak çıkmış. Oğlum beni bir kesme ya. Üçüncüsü. Adamı zaten yakaladık. Geri kalanı biz halledeceğiz değil mi yani? 4034 konuşuyor. Bu kamu bölgesinde bir araç vardı. Siz mi çektiniz aracı? Adamlar yaralıyı bildirdi, götürdü kamu bölgesindeki aracıdan. Gel buraya.
Geç. 04. Tamamdır. Bu çocuk akıllanmayacak ya. Yok. Bu çocuk akıllanmıyor. Hayırlısı. Hakkında yani. Ya haklı falan değil amına koyayım ya. Üf, toksiklik yapmayın chat'te. Ya böyle yapmış olsa bile bu adamı tutuklarsın, ondan sonra şey yaparsın. Herkesin ortasında CSR testi yaptırmazsın adama. Bunun doğrusu bu değil. Getirirsin departmana. İşte sen mi sıktın? İşte sen sıkmadın mı dersin. CSR'ını o zaman yaptırırsın. Herkesin ortasında CSR testini götünden mi çıkardı amına koyayım bu adam? Felix Arslan. Ben giriyorum. Yani orada ses oluyor, gel. Yaralama, bir de tabanca taşımaktan 3000 dolar 15 dakika cezam var. Tamam. Nerede yatmak istiyorsun cezanı? Geçiniz. Burada ya da yollayalım. Burada sin ya. Dön arkana. Ya ben niye sıkayım canımı oğlum? Sen niye buradasın? Komiserin üstünde çorba tamam. Buldular. Altını tamam. Getirdiler. Tamamdır. Bundan sonra sağdaki en yüksek kişi kimse, onun haricinden gelen hiçbir emiri almıyorsunuz arkadaşlar. 10-0-9. Beyefendi isim neydi sizin? Ne benim mi efendim? Ha senin isim neydi? Alp Bey çok film izlediniz ya da çok fazla oyun oynadınız galiba. Öyle 3 kişi orada yaralıyken, ortalık kan gölüne dönmüşken iyi oldu size orospu çocuk. Bir dakika beni kesme. Ortalık kan gölüne dönmüşken nasıl birinin yanına gelip iyi oldu orospu çocukları diyeme hakkını buluyorsun kendinde ve bunları sen yapmışken? Ben yaptım. Bunları yapan adam böyle mi davranır? Konuları bilseniz. Ne konu? Şey anlat. Lazım. Anlat benim şeyim bu. Twitter'da yeterince bence belli oluyor. Ne Twitter'da olan şey? Bunun bir de telefon konuşmalı hali var. Tamam her tabii. Neyse ya böyle olsun diyelim. Ondan sonra niye o zaman gelip teslim olmuyorsun da tekrardan iyi oldu size orospu çocukları deyip geri dönüyorsun? Sizin yanınıza geldim sonrasında. Yo biz seni getirdik yanımıza gelmedin. Sen ben orada oraya geldin. Galiba. Oraya Buruş geldin. Buruş komiserimin yanına gittim ben. Tamam orada zaten iki tane polis vardı. Yani niye tamam. Ne gerek var? Hani ben yaptım orada diyemiyor musun? Ya bir tamam. De anlamadığım bir şekilde bir dakika dur. Bir de anlamadığım bir şekilde bizi aptal yerine koyup diyorsun ki onlar bana sıktı sıkmasa mıydım? Yani biz sana ne olduğunu sormasak hiçbir şeyi anlatmayacağım. Bu mu delikanlılığın yani? Yani yaptığının arkasında olma olayın bu mu senin? Neymiş savunması? Ya savunma aynı hiçbir değişiklik yok. Şeyi kestin mi cezasını? Kestim. Tam kaç dakika yatacak? 15. Tam yolla iğneyle gitsin. Burada yatırmayalım mı? Yok tamam, yatırmayalım. Iğneyle. Siz burada mı yatacaksınız? Komiserim 5 dakika falan kaldı. Siz bilirsiniz. Ne derseniz o. Tamam çıkabilirsin. Serbest. Çok teşekkür ederim. Ben nereden gideceğim? Komiserim ben ilk defa geldim. Gel, gel buraya gel. Gel. Tamam. Komiserim bir şey sorabilir miyim? Size çorba lazım mı? Yok sağ ol eyvallah. Güzel oyunluk böyle. Var bende var. Tamam.
İyi günler kapıcı. İyi günler. Şeyi bırakalım mı bir yere? Geçecek bir ekip var mı? 500 metre geçiyoruz. 10.04 sizde. Arabayı bir tamir ettirsene. Faysal. He? Ne kadar karşındaki orospu çocuğu biri de olsa, ne kadar çok sinirlendirse bile seni. Bölgede kimse yok, etrafa bundan sonra bu şekilde tutumunu istemiyorum görmek. Hayır, tutum yoktu. Adamlar tutum falan bölgede yok değildi. Vardı, gayet diyor. Vardı. Ya fark etmez ya bir şey diyeceğim. Çok belli. Ben onun cezasını verdim. Ben onun cezasını verdim. CSR'ın yeri orası değil. Adamı getirirsin hücreye. CSR aletini de getir. Aramadan zaten CSR yaptık biz. Tamam, CSR'ın yeri orası değil. CSR'ın yeri herkesin içinde bulunan daha olay yeri sıcakken ki test değil. Yani getirirsin neresi hücre. CSR'ın yeri? Oğlum CSR'ın ne olduğunu biliyor musun? Götünden mi çıkardı biliyorum. O adam da CSR testini yaptı orada? Adli vakaların durumları stabil hale getirildi. Sizi bekliyoruz. Polis departmanını niye kullanıyoruz? Hayır. Belki adam orada ateş etmedi. Sonra biz bunu boş yere departmana salacağız. Tamam salacağız. Senin işin bu zaten. Bunu yapmak zorundasın. Hayır, sonra çıkartıyorlar. İşte beni oyalıyorsunuz. Yok, öyle yapıyorsunuz. Çıkartamaz. İşin bu senin. Kim dur İşin konuşuyor. Bu senin. Çıkartamaz. CSR yapmadan adam almadım. Boşsa departmana gelebilir mi acaba? Aramadım, bir şey yapmadım. CSR yapayım, öyle alayım dedim adamı departmana. Tamam zaten işte CSR testi sadece departmanda sakin ol diyorum ben de sana. Sakin hayır, ol. Hayır ben sakinim. Değilsin. Hayır, bir saniye ya. Hayır ben orada adamı zaten yapamazsın. Alacağız. Adam çok belli ateşim. Departman haricinde, CSR testi yapamazsın. Niye yapamayız? Atış lan CSR testi departmanda çünkü. CSR testin departmanda çünkü. Hayır, nasıl departmanda abi? O zaman ben üst rütbelim, ben gördüğüm her şey yanlış benim o zaman. Adam atış barına gidiyoruz, ben atış etmedim diyor. İyi tamam, CSR testi yapalım, size öyle yollayalım diyor. Negatifse negatif, pozitifse pozitif, adamı yolluyoruz. Tamam, devam et. Ya ben yapmıyorum bunu sadece. Bana patladı olay, ben anlamıyorum. O zaman kusura bakmayın ya. Ben bir daha CSR testi yapmıyorum bundan sonra. Oğlum neyin kafasını yaşıyorsun? Sana sadece yanlış olanı söyledim. Bana niye böbürleniyorsun ya? Hayır, sen bana hayır, niye çok... böbürlendin? Bir şey yok. Oğlum çok basit bir şey söyledim. CSR testi yapılmasın dedim bundan sonra. Bu tamam deyip niye geçemiyorsun bunu? Tamam, genel olarak polislere, üst üstbelerime, herkese söylersin bunu o zaman. Hastaneye bir birim intikal edebilir mi? Burada bir tamam, durum söylerim. Karışıktı. Zaten öyle, bana şeften gelen emir de bu amına koyayım. Ya ben bunlar yapıyor diye yapıyorum CSR testini. Tamam, ben de sana yanlış olduğunu söyledim. Bu kadar basit. Yani, okey, sen bunu böyle biliyordun. Ben de sana yanlış olduğunu söyledim. Bu kadar basit bir şey yani. Bunu niye bu kadar büyüttüğünü anlamıyorum. Serhat Bey, ne vardı? 3 kişi orada ya. Allah Allah. Daha deminki atlı vakayı çağırmışlar. 40-30 saldıray. Bilmiyorum. Tek sen gelebilirsin, gel. Devreyi oluşturalım. 10.04 geliyorum. Yok, gayet normal. Sen boyun kaç Venüs? Ben sakinim oğlum, bende bir şey yok. Halil eyvallah kardeşim, sağ olasın. Betül'ü okuduk değil mi? Okuduk aynen. Sen... Sen önce şu yanaklarına bak. Burnuna falan bak. Benim boyun kilo kaç? Benim 1.85. Kilo? 75. Ne var yani? Ben istesem böyle ama bir şey değil mi? Hayvan yiyorum, yok yani. Yapısal. Yapısal aynen.
Yapacak bir şey yok ona. Spor. Şanslı gelmişsin. Spora başlamam lazım. Ondan sonra da piyasadaki diğer erkeklere pek bir şey kalmaz. Onları düşünüyorum. Aynen. Neyse biraz daha yiyeyim bari. 51, 52, 53. Salak. Yok, lokma sayıyor, yanlış anlaşılmaz. Aynen. Departman önündeyim. Ben artık ya hayvan gibi kış gelsin istiyorum ya, kış gelsin. Ben de çok istiyorum. Bir kar yağsın. Chat'i kapatmayın ya, sıkıntı yok. Nasıl ya? İnanılmaz. Halı sahaya gideceğim bugün aynen. Adana merkez biliyor herkes. Öyle mi? Ne? Adana mı İzmir mi? İzmir. Ufak bir Emir'e rage attılar, ondan şey yaptım. Time atlayın ya öyle bir şey yapan varsa. Burada geçen bir şeyi siz bir şey yapamazsınız abi. İzleyip geçin yani. Urfa'ya. Client, şeyde kayıtını orada bekliyoruz. İnanılmaz. Doydum. Benim çok az kaldı, onu da diyeyim de. Ah, şiştim. Kola. Ay. Bir sonraki yayın, yarın bir çekiliş yayını yapacağım da çok kısa olacak o. Salı ya da çarşamba açarım galiba bir sonraki yayına. Gerçi salı günü yayın yok, çarşamba ay. Açarım. Ay evet, ben de kahve. O ayrı. Ne kahvesi peki? Türk kahvesi, Nescafe. Gold mu? Türkçe kahve. Tamam. Murat. Ha, müsait misin? Müsaitim. Bu şey, Efsun'la Cemal'in bir şeyi var da. Ne oldu? Client hakkında bir şikayet var. Ne oldu? Bir müsait olduğuna bakar mısın? Şey, ben gittim dinledim. İşte client'la Murat anlaşamamış. Biliyorum. Faysal kepçeli miymiş? Efsun'la gelmişler boşu boşuna. Kepçeli al hepsini. Cemal'e de client herhalde bir üst rütbe tarzı bir şey de şey yapmış. İntikal etsin. İlk 12 son ihbar intikal ediyor 500 metre. Adam 3 de aynı şekilde intikal ediyoruz. O şekilde sen şey yaparsın, ben yine tamamdır, çok ilgilenmedim. Tamamdır, siz intikal edin. Kimsenin canını saçma. İki ekip oldu şu an orası. Beyaz saçım. Orası iki mi şu an? Tamam, durun o zaman, sıkıntı yok. Aldım. Bir de bir tane kahve var. Damıtılarak yapılıyor. Sen neye bakıyorsun? Bir şey var mı? Bölgeye intikal etmiş şahısların bir adet rehinesi var. İki kapılı spor bir araçları var. Buntu'ya ben de. Siktir git kadoya. Tamamdır. Mırra. Şeyde içiyorlar, çay bardağında içiyorlar. Onun raconu var, tamam mı? Evet. Ben Urfa'da içtim. Mesela sen... Abi arkada Mırra raconu anlatılıyor. Bir dakika. Dur bir dakika. Duydun mu? Nereye ait bu? Yöresel bir şey mi? Urfa. Bir de şey var. Şıldık tatlısı. Masayı şıldık istedim. İşini bir ağzın tadını. Biz şimdiden geldik doktorda. Hangisi? İkisi. Okey. Ne, şıllık mı? Şıllık mı? Beyefendi gelin lütfen buraya. Teşekkür ederim orada. Beyefendi buyurun. Uras, arkadaşları arayabilir misin? Bir tane daha getiriyorum. Şurada bak, yolda arkadaşını. Gel bakalım sen de. Efendim canım. Gelin komiserim. Canım ya, yerim senin hocamda. Yok yok, gel. Size demedim komiserim ya. Kemal. Tövbe estağfurullah. Burası amirim, bir saniye gidir misiniz? Bir şey söylemem gerekiyor. Klank, senle departmanla konuşacağım. Departmana geçip bekler misin? Şey, o konuyla alakalı değil, ayrı bir konu. Heh. Henüz rahat mı? Siksederek konuşursak. Bu Yılmaz'lar ya, inerdikler. Doktor Bey söyledi, araca binerken hani bir daha bir iki laf söylerseniz bir daha ikine doktorlar da gelmez diye kitapta bulunmuş. Doktorlar duymuş bunu. Bana ilettiler, tamam. Ben de size ettim. Okey, tamam. Bilginiz olsun. Elimde duruyor hala. Ben duyuyorum seni şu an. Farkındasın değil mi? Çok sevdiğim Yılmaz. Adam parmakla gösteriyor, diyor ki duyuyorum seni. Parmakla seni gösteriyor.
Vay ama. Ne vuruyor, biraz sert olmadı mı? Öyle oluyor bizde. Son buton çıkartıyoruz. Nasıl geleceğiz? Siz de mi geleceksiniz? Aç bağış, aç bağış. Şu araç hemen. Ama orada şeyi daha çok seviyorum. Ben waffle yiyeceğim, waffle. Sana bir şey diyeyim. Bunlar neye geliyor? Benim anlamadım. Niye geliyorlar acaba? Client arkadaşlar ifade mi verecek? O amına koduğum bana şey yapıyordu orada, polise yalan ifade falan veriyordu. Bunlar da mı ateş? Yalan ifade vermeye geliyorlar. Ateş etmedi, orada bulunuyorlardı ya. Yok, ateş ettiler komiserim. Memurum. Bunlar da mı ateş etti? Bilemeyiz. Evet, onlar da ateş etti. Zaten ilk önce bize ateş açıldı. Biz kendimizi korumak için ateş açtık. Aynen öyle. Testini yapın komiserim, görürsünüz zaten. Selam verdiğimiz silah çekti komiserim. Bakın, ben ateş etmedim demiyorum. Ateş ettim ama onlar ateş ettikten sonra ettim. Client, aynı arabadakilere şekilde. CSR testi yapılacak departmanda. 10-0'da. Önce bir tamir edelim. Oo. Ben bir daha bu yola çıkmam. Ben bu yeni karakolda hiç tutuklanmamıştım. Her şeyin bir iki var demek. Ya ben girdim ya, çok rahat. Ya sizin derdinizi sikiyim. Ben eski karakolu seviyordum, burayı hiç görmüyorum. Oğlum bura çok güzel lan. YMG abone olmuş, Allah teşekkür Allah. Ederim eyvallah. Ha. Gerçekten derdinizi sikiyim, susun lan. Baba titremeye bak, titremeye bak. İyi misiniz, rahat mısınız arkadaşlar? Bir içeriği görmek lazım önce. Ne kadar alengirli bir girişi var buranın. Merhaba ablacığım. Hayrola? Niye düştünüz? Ha. Çocukları falan düşmüştür. Bu ayır oyuncağı kesin bak. Bak, oğlum bunların hepsi ana teyze oğlum, lan. Belli lan. Ya kadın gelmiş. Sağdan akşam, sağdan. Akşam, oğlum kadın çocuğunun falan peşindedir. Kendi başına niye düşsün buraya amına? Yok oğlum, tipi görmedin mi? 50 yaşında kaymış. Kadın eroinle ne iş olur? Sen manyak oğlum, mısın lan? Oğlum gözlerin kıpkırmızıydı, görmedin mi lan? Kadın mı? Yok, gözlerine bakmadım. Geç buraya sen. Ay. Tamammış. Temizlik ister. Sen hayır, sola, hayır, sen de kardeşim. Diğer sola. Ben de bu abi, sola mı? Gel buraya. Ha, o sola. Dön arkana bakayım bir. Kişileri nereye alayım? Sorgu odasına. 40-44-10-41. Sağ olun komiserim. Getir buraya, hücrelere getir. Efsun birazdan çıkış izni verebilirsin, ben araca bineyim. Var bile. Beyefendi, ikinizin de o konumda ateş ettiğiniz söyleniyor. Anlaşılmadı. İkinizin de orada ateş... Eydimiç olarak son market soyadınında 10.84'üne geçtik. İkinizin de o ortamda ateş ettiğiniz söyleniyor. Eğer CSR testi yapmadan söylerseniz belli bir indirime gideceğim. Az önce yaptı söyleyeyim. Memur bey. Yok, az önce yaptı gene. Şeyler yapıldı mı size CSR testi? Yapıldı. Daha hemen otoparkta. Ne çıktı? Client? Temiz ikisi temiz. Söylemiştim tamam, taslamadım. Tamam. Bunlara yalan beyandan da yazın o zaman. Ne? Buyurun siz böyle so alayım. Kim arıyor abi? Ya. Toplam ne kadar yazıyoruz komiserim? Şeyden öğrensene Faysal'dan. O zaman şu beyefendileri çıkartalım mı buradan komiserim? Arkadaşlar beni takip eder misiniz? Tabii. Ederim. Ya pardon. Efendim? Aziz oldu. Ay, çok fazla gitmeye gerek yok. Burada anlatabilirsiniz bana olayları. Zaten onlar gerekli cezayı aldı. Diğer arkadaş da cezasını aldı. Twitter kullanıyor musunuz? Evet evet, gördüm, bütün mesajları falan gördüm. Yani anama küfür etmişler. Onun üzerine vurmaya geldiler. Hı-hı. Üstüne Yılmaz kamu yaparken bakın, vurmaya geldiler. Bu arada. Yerleri süpürüyorlar. Bize bu arada sizin arasında. De şey yaptığınızı söylediler. Yalan beyandan da yazıyoruz şimdi. Biz orada yani, hem üstümüz arandı o bölgede. Eydim bir aracımız kötü haberiniz olsun. O konuda sıkıntı yok. Gerekli cezaları verildi. Onun haricinde eğer sizde bir sıkıntı yoksa siz de devam edebilirsiniz. Gerekli cezalarını verdik yani. Abi yaklaşıyoruz. Sağ ol ya. Kapalı alandayız. Ya sikeceğim ya. Kusura bakmayın şef. Gözlükleriniz baya güzel parlıyor bu arada. Sağ ol. Anladım. Bıyıklar nasıl? Bu adam yol sürdüm. Bıyıklar da iyi parlıyor. Abi biraz sanki solmuş. Ay, sol köşesi ya. Solmuş mu?
Allah. Yanında mı abi? Ritüeli hepsini mi yalan beğen kesiyoruz? Evet, hepsini aynı. Hassas noktasıdır. Anladım. Şu an dikkatle izliyorum. Herkes sizin gibi düşünseydi. Görüşüm yok arkadaşlar. Araç eşkali verebilir misiniz? Valla markasını bilmiyorum. 2 kişilik Punto'ya benzeyen bir araba. Golf'e benziyor. Tamamdır Ezra. Cezalı. Bıyıkları parlamaktadır yazıyordum. Araçla mı gitmek istersin? İyi değilim. Anlıyorum. Son market soygunu görüşümüz yok. Etrafta diyoruz. Teşekkürler. Araçla mı gitmek istersin? Gardiyanlar mı? O sarışın olan size ateş edin. Eyvallah. Geçmiş olsun. Ben olayla ilgilenmiyorum. Tam olarak bilgim yok. Aziz Allah. Tam olarak... Vay be, nerelerden nerelere ya. Yılmaz Bey, izin verebilirsiniz. Bey, ben lütfen. Aynen Yılmaz abi. Kimlerden kimlere Ezra? Tam komiserim bu arkadaşınla görüşmek istiyor. Ben onlara tamam. Eşlik edeyim, siz konuşun. Geliyorum. Burada pay buldum. Evet, buyurun. Market soygun 1099. Komiserim, ben, komiserim. Ben size şimdi bir iki tane isim söylemek istiyorum. Bir de bir olay anlatmak istiyorum müsaitseniz eğer. Evet, dinliyorum. Şöyle bir olay oldu. Çekeceğiz. Ben direkt açık açık söylüyorum. Ekstra ceza falan yazarsanız ona da razıyım. Bir dakika. 30-33 birazcık daha sizi kapatıyorum. Evet, dinliyorum. Komiserim, ekstra ceza yazarsanız da ben kabul ediyorum bunu. Şöyle anlatayım. Biz gittik, ben daha doğrusu tek başıma. Baykuş'u biliyor musunuz? Hmm. Baykuş diye bir adam var, her neyse. Bir kart almam gerekiyordu. Market soygunu için plan yapacaktık. Ondan sonra ben kartı ayarlamak için bölgeye gittiğimde iki kişi araçla geldiler. Onlar da kart yapmaya gelmişler. Gelen kişiler bir tanesi şu az önce sizin barut testi yaptığınız Pala. Yanında da Alp Kılıç vardı. Önce selam verdiler, kolay gelsin falan dediler. Maskeleri de yoktu zaten. Ben selamlarını aldım. Sonra kendi arabama biniyordum. Bana silah çekip araçtan inmemi söylediler. Ondan sonra ellerimi kaldırdım. Beni soydular. Üzerimdeki her şeyi aldılar. Ondan sonra silahı doğrultup arabayla uzaklaşmamı söylediler. Ben de söyleneni yaptım. Ufak sonra, Borcan, senin ismin neydi? Bulut benim ismim. Tamam, Bulut. Neydi soy ismin? Borcan. Tamam. Sonra şeyin yanına gittim. Deniz'in yanına gittim. Olayı anlattım. Dedim böyle böyle soyuldum dedim. Pala ve Alp Kılıç tarafından. Ondan sonra biz de oturduk. Pala'yı bulmaya çalıştık. Yani numarasını falan bulmaya çalıştık ama bulamadık hiçbir yerden. Etrafımızdaki, çevremizdeki adamları aradık. Bulamadık numarasını. Sonra biz işte devam ediyorduk, araçla geziyorduk şehirde falan. Pala'yı ve Alp Kılıcı yanında da birkaç kişiyle birlikte kamu cezasının orada gördük. Kamu parkı tamam, var seni ya. Seni durdurmam gerekiyor bundan sonra. Anlaşıldı, hepsinin cezası kesildi zaten. O konuda sıkıntı yok, senin de cezanı kesildi. Şöyle bir şey var komiserim. Ya bilmiyorum, ben cezamı hafifletmek için falan söylemiyorum ama Alp Kılıç yakalandı söyleme, mı? Söyleme. Yakalandı, yolladım onu, sizden önce yolladık. Anladım. Bize ilk başta onlar ateş açtığı için biz ateş ettik. Dediğim gibi cezamı hafifletmek için falan söylemiyorum ama durum bu yani. Tamam, biz kendimizi savunmak durumunda kaldık sen orada. Sen kart mı dedin ama anlamadım. Ben de anlamadım. Yolla İlk 18. Soyulduğumu söyledim sadece. Yani ondan da ekstradan... Baykuş maykuş ne dedin anlamadım. Devam et. Jurassic Park mı burası? Boş verin komiserim. Şey yapmayın onları çok. Yaklaşmadın orası. Ben amını sikeyim böyle hayatım ya. Bu ekstradan ben şikayet için geleyim mi sonradan soyulduğum için? Aks. Yoksa onun için bir işlem uygular mısınız? Ya yani onun için büyük ihtimal olayı şu anda burada sana cezayı keserek sonlandırıyoruz. Anladım. O olayın dibine düşme bence sen. Mükemmel bir sistem, mükemmel bir adalet. Teşekkürler. Evet, o adalet ama... birazcık seni de yorar, bizi de yorar. Hiç bence siktir et o adaleti. Burada yani işte anlayabilmen lazım. Öyle mi bir şeyleri. Öyle biliyorum. Hoşça kal Bulut, yolluyorum seni. Hoşça kalın komiserim. Abi sen hiç yapmak yasak. Bulut'tan aldım. Bir de sen hiç yasak neyden aldım ya? Şunları koyup geliyorum bekle. Tekrardan 18. Tamam, bekliyorum devrem. Garaja geleceğim. Tamam.
Sinic yasak sor burada. Sinic dedi bildiğim, baykuş maykuş dedi amına koyayım. O ne? İspiyonlamak işte ya. Efsun, Cemal, Client müsait misiniz? Olumlu. Olumlu. Departmana gelebilir misiniz? Hücreler kısmında bekliyorum sizi. 10.04 geçiyorum. Amına koyayım ne zırhmış ya. Aldın sen vergeri ne olur ne olur. Yardım et yarab sen. Gözleri boncuk boncuk. Burası neredesin? Geldim. Ah kafamı vurdum ananı sikim. Faysal abi bir dursana. Bir sıkıntı yaşamışlar galiba, onlarla bir konuşalım. Ne, kim sıkıntı? Polisler mi yaşamış? Ha, götten seversin. Severiz. Çok kötüyüm. Ben de çok kötüyüm. Selamlar abi. Selamlar. Ne haber arkadaşlar? Çok kötüyüm abi, bir saniye. Tamam benim iş. 30-33'ten Murat'a. Murat dinlemedi efendim. Murat sen de gelir misin? Tabii hemen geliyorum. Arkadaşlar nasılsınız? İyidir komiserim, siz nasılsınız? İyi valla ne olsun. Biraz yorucu mu geçiyor bugün? Ya evet. Aiden sağ olsun bütün günümü bok ettiği için. Boşver. Aiden 1 aktif 1080 durumu. Pist aracı. Eleci marka. 1099 yazar mısın? Nasıl gidiyor Efsun? Evet. Ha dedektifim şey iyi gidiyor galiba. Sizin nasıl gidiyor? Galiba mı yoksa iyi mi? Galiba. Şimdi beklettim bilerek, Murat da gelsin istedim. Gel Murat sen de. Evet merhaba. Nedir sıkıntı şimdi, bana bir anlatsanız olayı tamamen. Arkadaşlar. Yani sıkıntı Aiden şöyle başladı. Olay 1099. Bu Aiden'dan dolayı zaten ben bir gerginim biliyorsunuz komiserim. Daha sonrasında işte bu illegal satış ihbarı geldi. Oraya doğru gidiyorduk. Tamam. Telsizi ben veriyordum. Murat dedi hani kendi telsizi vardı, biri alabilirim dedi. Ben alayım dedim. Daha sonrasında kişiyi gördük. Murat dedi ki telsizi alan kişi ses, yani biraz sesini yükselterek dedi ki 1080'ini verir misin? Dedim ki hani biraz takip edelim, ondan sonra hani vereyim. Ondan sonra biraz hani sesini yükselterek söyledim ben de. Hani kızdım cidden sesini yükselttiği için. Kime kızdın? Ya ben orada heyecandan dolayı sesi yükselttim. Bir dakika. İşte hani kime kızdın? Biraz yanlış anlaşıldı benim açımdan. Daha sonrasında zaten kendisi... Kime kızdın orada? Ben mi? Yok. Şey diyorum, client'a diyorum. Ya orada kimseye kızmadım. Sadece hani sesini yükselttiği için bana hani şey yapıyor zannettim hani. Tamam. Hani kızgın bir şekilde söylüyor olarak algıladım. Aslında heyecandan söylemiş. Ya sen hatanın farkındasın yani. Evet evet, özür dilerim zaten kendisinden tamam, ama tamam. Kendisi Lincoln çıkmak istedi. Senin arkadaşlarından gördüğün bir hata oldu mu? Arkadaşım yani bir sesini yükseltmesi biraz... Tamam Murat'ın mı? Açıkça sinirim bozdu. O yani yanlış anlamışım ben tamamen farklı tamam, bir durumda. Tamam Murat'ın sesini yükseltmesi mi yanlış anlaşılma? Evet evet birazcık şey aynı. Murat sen kendi tarafından anlat. Bir dakika yaz. Ya bende işte bir sıkıntı yok. Ben orada biraz... Şey dedim yani adamı göremedim, heyecandan nereye gittiğini hani söyler misiniz falan dedim. Ya anın heyecanıyla öyle olacak yani. Şeyler arkadaşlar evet, da yani ben böyle birine kızmadım. Size şöyle söyleyeyim. Kimseye kızmak da haddim değil zaten. Ya size şöyle söyleyeyim.
Daha önceden bir gerginliğiniz vesaire olabilir. Bugün biz zaten Faysal'la da yaşadık bu durumu. Ne kadar gergin olursanız olun bunu mesai arkadaşınıza yansıtmayın. Yani mesai arkadaşınız sizin o an canınızı korumak için orada zaten. Yani birlikte bu işi başarıyorsunuz zaten. Başka birine ya. Kızdığınız şeyi başkalarından çıkarmayın lütfen. Bundan sonra daha dikkatli olup birlikte daha güzel adımlar atarsınız umarım. Yani çünkü aslında gerek yok. Öncesinden hiç kalp böyle kırmaya. Bir sıkıntı yaşamadık ya. Bir bugün evet, işte biliyorum, aslında bugün... benim yüzümden tamamen kabul ediyorum. Hani ben size demiştim hatırlıyorsunuz. O zaman da fazla devriye falan yoktu. Demiştim hani neydi onun ismi ya? Aiden işte hani aldım adamı. Dedim ki buraya bir birim gelebilir mi diye. Siz de demiştiniz hani yeterli birim yok gelemiyoruz. Daha sonrasında fazla ceza kesersin demiştiniz. Hı hı, evet. Hani ben açıkçası onu içeriye alamadığım için biraz sinirliyim. Çünkü adam cidden ilk başta hani orada Burak hocam da vardı. Adam yani benim söylemediklerime bırakmadı. Hatta beni ittirdi. Vurmaya kalktı bana. İlk benim sonrasında teyzeri bulalım. İki katını yazarsın dediğim adam mı? Evet, Aiden. Ya sana şöyle... Yok, Aiden'a demedim ben onu. Aiden'di efendim. Hayır, başka Aiden'a demedim. Yanlış hatırlıyorsun. Şeye getirdin, adamı hücreye getirdin. Üstünde çorba bulunmuştu. Ben iki katını yazarsın bir sonraki bulduğumda dedim. Anladım efendim. Aiden için değildi o. Anladım komiserim. Yani o an ben bunu Aiden'a da söyledim. Bu arada artık aklınızda da olsun, arkadaşlarınıza da söyleyin. Başka biri tarafından hakarete uygulanıyorsanız bu direkt bunun şeyi var, cezası var tablette. Hı-hı. Yazın geçin. Ya bir daha i̇şte yazdıktan sonra tam bir daha yazdıktan sonra bir daha mı yaptı? Bir daha yazın. Yani sabaha kadar yazın o adam sonuna kadar. Bence de öyle yapılması lazım. Hiç de umurumuzda olmaması lazım yani. Yok, Clint yanlış anlamış beni orada. Ben orada zaten... kaplumbağa çorbasıyla ilgili bir adam vardı. Hı-hı. Ona ithafen söyledim bir dahakine iki katını yaz diye. Onun için demedim anladım, yani. Anladım. Komiserim, yani... ben anlatabilir miyim? Bu arada Aiden konusunda da şeyi de söyledim sana. Yani uyaralım, ondan sonra yazalım. Ya birini uyar, baktın hala devam ediyor. Yaz geç, sabaha kadar yaz geç. Yani... Komiserim şöyle söyleyeyim ben size. Keşke orada olsaydınız. Ben dedim bak hani küfretme. Şu anda mesaideyim, bana küfretme. Tamam hani bana karşı bir sinirim varsa sivildeyken küfredersin. Yok tamamen haklısın. Tamamen haklısın. Ya küfür yani etmekte de haklısın aslında bir bakıma. Uyardım da daha sonrasında beni ittirdi, bana yumruk atmak haklı. Ondan sonra teyzer uyguladım. Küfür etmekte de haklısın. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama senin için zaten tablet yapılmış yani. Verilmiş eline. Aynen. Tamamen cezalar falan orada yazıyor zaten. Onlardan devam et. Yani bu gerginliğini de diğer arkadaşlarına yansıtma. Efsun konuşabilirsin bu arada. Komiserim şimdi ben tamamen kendi gözümden anlatmak istiyorum hemen. Tamam. Şimdi ben geldim komiserim 10.41'i verdim. Sonra kendilerine sağ olsun dediler hani Efsun gelelim alalım. Ben de tamam dedim. Arabaya oturduğumdan beri Clint küfür ediyordu tam. Öyle gergin bir ortama düştü. Sonra Murat da dedi Clint dedi beni dedi geliyorsun dedi. Ya ben de çünkü yeni uyanmıştım. Evet. Birim oluşturduk beraber. Ne yalan yok orada Aiden'a küfrediyordu. Evet. Yani. Evet orada hani yani herhangi bir yani gerginlik vardı yani. Ben de böyle tatlış böyle devreye başlayacağım diye geldim. Ama bir baktım kaosun içindeyim. Neyse sonra arkadaşlarımı sakinleştirmeye çalıştım. Ondan sonra sakinleştirmeye çalışıyorum ama beni hiç dinlemediler. Hani ben böyle ikisinin arasında bulacaktım. Hiç dinlemediler. Sonra zaten son ihbarda da fail olduk yani. Hiç böyle anlaşamadık. Ne oldu Nesun? Ne oldu son ihbarda? Sakinleştim. Fail. Evet. Faysal sen İngilizce biliyordun. Fail ne demek lan? Ha? Fail olmuş. Fail. Ya işte yani becerememişler bir şeyi. Becerememek. Başaramadık. Neyi başaramadın hep? Tamam o zaman ya bir şey anlattıklarımı ya. Anladıysanız sıkıntı yok. Ya ben de bir şey söyleyeyim. Ya hiç gerek yok gerginliğe falan. Hani... Ya ben sonrasında hani söyledim zaten hani bu kadar gerginliğe da. Gerek yok özür dilerim falan arada, dedim. Hani, abi bak polise bir şey söyleyeceğim. Yani, bir şey söyleyeceğim. Komiser olarak görüyor olabilirsiniz de tek bir şey söyleyeceğim. Yine içinizdeki devreyim yani. İstediğiniz gibi gelip konuşabilirsiniz. Aldığım komiserlik rütbesinin hiçbir anlamı yok benim gözümde. Şöyle söyleyeyim. Ya yani sahada bir komiser varsa ve zaten doğru olanı tamamen söylemeye çalışıyorum ki size. Çünkü ben böyle gördüm. Yani ben geçenlerde olan bir şeyi söyleyeyim. Şef tamamen CSR testi yapan birine şey yaptı. Ondan sonra burada yaptık. Bu arada şef miydi değil miydi hatırlamıyorum. Biri CSR testi yaptı. Ağzına sıçtılar çocuğun.
Ondan sonra ben de bugün Faysal'a dedim. Ne yapıyorsun yaptı? Herkesin ya ortasında? Bugünkü olayı ben sana şöyle söyleyeyim Uras. Olay tamamen o yani. Ya ben bu departmanda CSR ya yoksa bu komiserliğin bir Mustang'den başka benim hiç gözümde bir değeri yok. Onu da kullanamıyoruz amına koyayım zaten. Ya bu işte bu departmanda CSR yapıldığından hiçbir şekilde haberim yok. Bir yere git, atış ihbarına ben de öyle öğrendim mesela. Atış ihbarına gittiğimizde şey sen söyle ismini. Ya benim gördüğüm üst rütbelerim komiserler, başkomiserler, başpolisler. Şey diyor. Çok izledim. Gidebilirsin Efsun yani. Hayır Efsun gel. Efsun. Yani orada CSR testi yapıyorlar. Ona göre hareket ediyorlardı. Ben de orada hani adam elini kolunu sallaya sallaya gezdiği için criminal mastermind çünkü kendisi. Elini kolunu sallaya sallaya gezdiği için silahı belinde. Dedim hani bu herhalde ateş etmedi. Yani çok rahat davranıyordu. Orada evet, zaten ben de söyledim. Ona göre tutuklayalım. Hani ya ben gördüğüm şeyi söyledim orada. Onun haricinde zaten orada belirtmek istediğim mesela client az önce dedi ya hani yazamadım kızdım kendim o an orada ceza yazamadığım için. Ya şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum buradakiler ne düşünür ama ceza yazsan ne geçecek eline? Yani ne yok kazanacaksın? O an bir şey mi olacak? Sen yok, hayatında of, daha iyi bir yere mi yerleşeceksin? Yani orada şimdi şey şöyle benim ceza kesememin kızmamın sebebi hani başa başken yapsın hani ne olur en fazla ben de ona söverim olur bir taranik hani siktir git derim çıkarım giderim hani. Ama bediş. Orada 8-9 kişi birden duydu yani hepsini. Tamam, o an sinir yok oldum. Ya dediğim gibi bundan sonra eğer polise karşı bir MS'den LSP diye bediş doktorumuz kıyafet çiftliğinden kaçırıldı an itibariyle. Geliyorum. GPS'ten takip edebilirsiniz. Tamam geliyorum. GPS'i sen söyle işaretleyebilir misin? Arkadaşlar herkes Adam birine dönsün. Bundan sonra bir sıkıntı yaşamayalım lütfen. Teşekkürler hepinize. Çünkü GPS'i işaretlersen daha iyi olur. Biz teşekkür ederiz komiserim. Bir dakika benim GPS çok kötü ya. Şu an Venüs'ü işaretledim. Venüs'e bediş mi kaçırdı? LSP'den IMS'e şu an attı mısınız acaba? Biz Bediş'in GPS'ine gidiyoruz. Biz Venüs'e gidiyoruz. Ben de Venüs'e gidiyorum. 700 metre kod 0 geldi. Venüs'te sıkıntı biz yok. Biz konuştuk. Denemiş herhalde. Geldi mi kod dedi anlamadım. Tamam Bediş'i işaretledim o zaman son kodu. Faysal buraya gittiler. Son market ihbarına yöneliyorum. Biz de market geliyoruz. Soygunu başka için rehin alınmış Bediş. Başka Edim gelmesin arkadaşlar. Lincoln olarak bölgedeyim ama Uras. İki birim mi var şu an orada? Yani olumlu. 10-0. Tamamdır siz de arkadaşlar. Market soygununda bir kişi daha gelebilir. Sağolun 3 tane Lincoln birim var. Katabilir miyim size elim alalım? Olumlu. Tamam oğlum niye doktora kaçırıyorsunuz? Bir dakika dur. Şu an kim Lincoln? Ben Lincoln'um Cemal'le birlikte Edim oldum. Ben Lincoln'um 40-34. Tamam 40-34. Şu anda devam edebilirsin Lincoln'un sıkıntı yok. GPS'inin güncellemelerini söyleyebilir misin? Herkes bir GPS'ini güncellesin arkadaşlar. 3 tane Lincoln gözüküyor sağdan. Benim bu arada GPS'lerde sıkıntı var. Ne kadar güvenli. Nasıl kaçırdık bu olayı ya? Dur bakalım. Sakin ol Faysal ya, her şey olacağına varır. Ve yine bediş. Bir şey olmaz, polislerin hemen halledebileceği bir şey yani bu. Uras. Peki 24 tane Cemal'e? Dinliyorum. Cemal başkasıyla mı devreye çıkıyorsun? Şu an tek kaldığım için evet. Okay, market soygununda kullanılan araç Atilla Serin mı adına kayıtlı? Ben Edim 2'yim. Yo. Tamam. Okey. Bende de bir sıkıntı yok şu an. Sen beni almadın ki. Bir daha ki söyler misin? Efsun nerede? Atilla Serin. Atilla Serin adına kayıtlı araç. Efsun Murat diye bir Edim birimi oldun ya. Yani. Cemal diğer olaya gitti. An sıfayı 4. Sıfayı 4 diyor ya. Ah,
Efsun client'ı da alır mısınız lütfen? 10.04 Yani Uras, bu CSR olayı yani... Onu hani... büyük ihtimalle ben şefle görüşüp şey yaparız ya, ona bir ben şey getiririz. Kızmadım. Baya ben ya bu ben arada, şey ben bu arada kendi hani... tarafımdan anlatayım. Ben doğrusunu böyle bildiğim için söyledim. Ya bunun departmanda yapılması gerekiyor diye biliyorum. Eğer senin dediğin ben... gibiyse öyle yapılır bundan sonra. Ben şey... Ya ben o an orada rütbe kullanımı değil yani orada benim bahsettiğim. Onu değil ben... Senin şey demek istediğini anlamadım. Hani CSR sadece departmanda yapılıyor demek istediğini anlamadım ben. Ben orada. Öyle biliyorum. Ben öyle biliyorum. İşte hani ben senin bunu anlat, bunu anlamadım hani, anladın mı? Bunu anlasam sorun olmayacak zaten. Bunu anlatmaya çalıştım zaten oğlum. O i̇şte, an hani şeydin, sinirliydin bunu yani. Bunu anlamadım. Hayır, ben de sakinleştirmeye ben çalışıyorum. Ben CSR yaptığım için hani sen şey diye düşündüm ben hani. Yani niye CSR yaptınız falan gibi dediğin onunla gibi düşündüm. Onunla hiçbir alakası yok. Zaten o adama i̇şte CSR yapılacaktı. O yüzden şey yaptım hani dedim. Yani niye yapmayalım falan dedim hani. Hayır, o adama zaten CSR yapılacaktı. Onun kaşarı yok oradan. Nereye geldin aman akoyim? Böyle geziyoruz ya. Eğer destek isterse Bediş. Bediş mi? Hatsın kaldı. Bediş iyi insan ya. Sen de hemen yani bir şey söyleyeceğim. Menüse kod 0 gelince menüze geçelim. Bedişi tabii bırak ya. Lan ne alakası var? İkisinde de kod geldi ya, ondan dolayı dedim aptal. Yani. Gel biz de buna geçelim. Adam 2. Zaten orası. Deniliyoruz. Aynı marketmiş. Son 10 son 60. Oğlum 4 intikal etmiyoruz. Söyleyeyim. Aynen. Ama söylemeyin ha sakın. Best Mirror Drive. Yakala. Yorulduk amına koyayım. Ne yorulması ya? Daha yeni başlıyoruz güne. Aynen öyle, aynen öyle ya. Sakinleş. İyi gittik ya. Geceye kadar buradayım. Uranüs'te amına koydum. Uranüs'te ya. Of. Bence tahmin ederim. Edin bir market soygunu sonrası 18-24 konumundayız. Neye? Zırh falan lazım, sağlı da. Var aldım ben. Dur, bu ne? Bir tane jeep, bir tane konum gelmiş sadece. Gidelim mi? Yazıyordur şu an. Alo. LSPD'den Uras Pasman, buyurun. Hapishaneden çıktık. Kim olduğunu bilmediğimiz iki tane araç direkt peşimize düştüler. Şu an peşinizdeler mi? Yok, şu an kaybettirdim bizimi de. Bir tanesi siyah Jester'dım. Bir tanesi de Bobcat'e benzeyen bir araçtı. Tamam, teşekkürler. Siyah Jester'la? Pickup tarzında bir araç. Tamam. Bobcat'e benziyor. Tamamdır. İyi görevler. Sağ olun. 30-33'ten tüm birimleri arkadaşlar, hapishane çıkışında siyah Jester ile bir tane pick-up araç kişilerin önünü kesmeye çalışmış, haberiniz olsun. Araçları görürseniz eğer durdurmaya izniniz var. 10.04 araç eşkıya tekrar alabilir miyiz? Siyah Jester ile bir tane de pick-up. 10.04 Gitme gerek yok. Ya otobanla kalalım ya bari. Buraya doğru gelecek olan varsa. Jester. Madde X iptal bro, iptal. Kemal X'te 4 TL SA yayınlar istemiş. Eyvallah kardeşim. Sakinleş, kankalarla tatildeyim, saçma sapan vakit geç. Ne oldu lan? Beliş Hanım'ın ATV'si. Oğlum bir şey diyeceğim, burada bilip derken şey var, GPS gibi bir şey var. Allah Allah.
Blip GPS'i ya. GPS blibi. Blip blip. Nereden? Nerede bu aşama dur. Bediş Hanım? O şey hastaneye geçti. Siz kimsiniz? Ela ben. Ha tamam. Oğlum aynısı lan. Sola dönüyoruz biz, sağa dönün. Lan ne yapıyorsun? Çık önümden. Çekmeyin lütfen. Şu an edemem. Edim bir görüş yok. Kaçırdılar da kaçırdılar. Ne yapıyorsun Faysal, ne yapıyorsun? Konserin Bediş inmiyor arabadan. Bediş, Bediş adamın arabasını otoparka götürüyorum. Niye mi? Bediş burada mı? İyi, burada burada. Niye Bediş? Çok çirkinim. Aydın geldi bak. İn aşağıya Bediş. İyi ya, ne olacak ya? Allah'a hepimiz müşkül duruma düştük. Denerken herhalde şey yapmışlar. Ya tam bu kıyafeti deniyordum, üstümde kaldı. Kadının kıyafet seçimi neydi? Müşkül demezsin sana bu arada ya. Müşkül. Benim de dün saç boyatırken oldu. Dalga geçmeyecek. 23, 18, tamam, 18. Geçmeyeceğiz. Tamam geçmeyeceğiz. Dalga geçmeyeceğiz seninle. Niye gülüyorsun ya lan? Ya git ya. Niye gülüyorsun lan? Tüfe bak ya. Edim bir son olay. Aranızda moda polisi var mı? 08. Evet, Ariana Grande'ye benziyor. Hangi olay Saldıray? Market soygunu. Ne oldu? Gözden kayboldu. 10.04 devam edebilirsiniz. 10.04. Adam 2.10.08. Kaybettik. Devam edelim Faysal. Faysal. Mesaj atacağım. Attım. Helal olsun. Yemez tam katman tam. Ne oldu lan? Pro içersin. Yok. Sen pro içeceksen bırak arabayı amına koyayım. Ne ya, ne oldu? Lan bırak bırak şimdi, kaza maza yapacağım bırak. Anladım. Ben pro ile çalışıyordum oğlum. Ağzıma fırın bile geldim, o kılancım vuruldu bana. Dur lan dur, ne bileyim. Oğlum bak, yemez kibarla birlikte ya yok oluyor ya, yani katmanın en dibi kibar zaten yemezde direkt. Orospu çocuğuna bak, hala beni tehdit ediyor ya. Yürü gidelim ama. Bizeme... Bize demedin değil mi? Anlamadım. Bize dememiştir. Bize demedin ya. Değil mi? Yok, size niye diyeyim ya? Evet, tamam canım. Kusura bakma, yaptım adamım ya. Bir şey diyeceğim. Aracı bir dışarı çek, bekle bakayım. Tamam. Kaçarsa o, kaçmazsa hayırlısı. İhbar atan Ezra. Dur. Bekle dedi adam. Beyefendi. Ben mi? İhbarat Edim 3-10-20 durumu. Girdik. Oğlum sen bana niye bir tane pick-up bir tane Jester diyorsun? Yani pick-up sizsiniz. Hayır, Bobcat'e benzeyen pick-up ya. Sen bana Bobcat olduğunu söylemedin ki. Söyledim, nasıl söylemedin? 3 defa söyledim. Söyledin mi? 3 defa söyledim. Tamam, onları arıyorlar şu an ama. Emin ol yani. Tamam, az önce telefonda konuştu zaten. Anlatsana oğlum ya. Adam tehdit ediyor bizi. Arkadaşım ya, da... Ya niye anlatıyor? Ben hiç çözerim oğlum. Yürü gidelim. Lan anlat, anlat. Lan sen neyi çözeceksin? Adam burada. Yok lan, biz polis değiliz zaten. Yok oğlum, o kendi adaletini şey yapmış. Siz devam edin. Memur mu olur mu öyle şey? Siz ne gün mağdurduk. Bizim ifademizi almadınız. Adamların ifadesini almadınız. Ben nasıl kim anladım bu işten? Ben hapis yattım yine. Evet, yani orası komiserim. Ya kişilere CSR testi yapıldı.
Ve ateş etmedik diye ortaya çıktı. Siz de bize, siz de bize, siz de bize, siz de bize ateş, siz bize ateş ettiklerini söylemediniz mi? Evet. Tamam, ben biz CSR testlerini yaptığımızda neden ateş ettiniz? Ya çevirme oğlum ya, hepsinin ateş ettiğini söylediniz, hiçbiri ateş etmemiş. Client'a sorun, client'a dedim ki. Lan ben kendi kulağıma inanıyorum, sen bana demedin mi hepsi ateş etti diye? Evet, hepsi ateş etti dedim. Orada çünkü etmemiş. Herkes ateş etti. Tamam, etmemiş. Ben o Yılmaz'ı falan ilk defa gördüm zaten. O şey neydi? Bilmem ne vermeye geliyor ya. Ben Yılmaz falan demedim ki. Ve 3 kişi bizi sıktılar. Biz de karşılık verdik dedim. Zaten ilk silah çeken de biz değildik. İlk sıkan da biz değildik. Kavunun yani biz ateş etmedik. Bize. Ya biz orada bulduğumuzu aldık zaten. Tamamen. Şey yapılan. Yani ben aldığınızı görmedim. Alp kılıcı almadınız açıkçası. Aldım oğlum. Alp kılıcı yok sanıyordum ben. Alp kılıç da hapis yattı. Aldım ya, oğlum. Aynı memurum. Cizayı kestim. Sizin aynı cizayıydı Alp kılıç. Kusura bakmayın memurum. O da yedi aynı cizayı. Ya neyse bilmiyorum. Ben yine de yani o adam. Oğlum adam tane anlatsana adama işte. İfadeni ya her bak, adamlara işte, bak. Burada arkadaşlar şimdi şöyle. Alp kılıcı biz aldık. O departmana getirilen iki şey arasında CSR testini yaptık. Onlar ya da o iki şey şahıs ben var demedim ki, o Pala işin içindeydi. Pala yüzünden çıkan mevzuda Alp değil sıktı bize. Alp'in yanında iki tane daha peki vardı işte. Bir tek Alp mi sıktı size? Ya Alp'in yanında sıktı, iki kişi Alp daha vardı. Sıktı. İkisini gördüm, diğerini tamam, görmedim. Tamam, gitmemiz lazım. Adam 2'ye intikal ediyoruz. Bakalım. Kolay gelsin memurum, yani dikkat edin kendinize. Tamam. Amuçuk herif. Amına koyayım, hep biz kötüyüz ya bu şehirde. He. Hep biz yanlışız amına koyayım. Kimse doğru değil. He. Kimse yanlış değil, pardon, yanlış oldu. Yanlış kızdım amına. Ben de bir he dedim ama. Sen de gaz verip 10.27 10.99 son ihbar intikal ediyoruz. Bölgeyi bilin. Biri ve çıktılar tekrardan. Nasıl bir mimari bir otobana çıkış şeklidir ya? Çok değişik bir otobana çıkış şekli değil mi Faysal? Evet. O ne lan? Ananın amı. Altımızdan geliyor. Evet, altımızdaymış adam amına koyayım. Burada değil arkadaşlar. Alt tarafta değil mi? Evet. Biz nereye gidiyoruz? Ne yapayım yani bir sonrakine kadar? Ben adamı gördüm sandım. Şu an sınırları zorluyorum. Bu taraftan gelsin, götümü açıyorum. Nereye gitmiş olabilir ya? Oradan orayı takip etse. Var mı yakın bir birim arkadaşlar? Motorun üstünden. Motorun üstünden geldi İhbar. Adam 4 ne yapıyor? Arkadaşlar yanıtlayan birimler bir cevap verebilir mi? Biz intikal ediyoruz 1 kilometre. 1.5 düzeltiyorum. Edim 4 iyi misiniz? Oğlum mu? Yakınız intikal ediyoruz.
Yok mu görüş arkadaşlar? Yani bu kadar şeyde de görüş alamadıysak kaçsınlar amına koyayım. Adam şehir merkezinden kaçtı lan 5 dakika. Arkadaşlar var mı görüş? Olumsuz, görüşümüz yok. Vay ananı sikeyim ya. 24 son ihbar intikal ediyor. Son ihbarı 1.40 mil intikal ediyoruz. 10.04 gelmiyoruz. Edim 4, bulunduğunuz yola çıkabilirsiniz. Bilginiz olsun. Oraya orada kalır mısınız bir süre? 10.04. Bir de hayvan gibi de ihbar geldi ha. Ona rağmen yok yani. Gördüm. Nereden gördün lan? Kişi otele doğru gidiyor. 10.04 50.88.10.41 Buraya doğru böyle devam ediyordu. Allah Allah. Görüşümüz yok şu an. Var mısın? Olumsuz. Bölgede kodik şeklinde tarıyoruz bölge. Adam o kadar hak etti ki kaçmayı. Yani şehirde bildiğin oynattı bizi amına koyayım. Na can çekiler gibi. Aslında. Çeksa. Edim 2 araçtı. Power set 10.27. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Şanslar maskeli durmamızı ister misiniz? Bir şey sormak istiyordum nasıl? Evet. Son zamanlarda illegal bir eşya satın aldınız mı acaba? Hayır. Bana bunu kanıtlayabilir misiniz? Emin misin? Bunu nasıl kanıtlayabilirim? Araçla inip üzerinizi arayabilir miyiz? Tabii ki. Tamam. İnerseniz. On 20'de 18'e 18 aradım.
Masakro kaçıyor. Arkadaşlar destek lazım. Geliyoruz. Görüşümüz yok. Görüşümüz yok. Bulunduğumuz bölgede arar mısınız lütfen? Onslaught. Gördüm. Gördük lan, gördük. Altı sesinden devam ediyor. Oğlum ne kadar şanssızız bugün ya. Şu anda görüşümüz yok. Sola bakıyoruz. Anlamıyorum, hiçbir şekilde anlamıyorum ya. Oraya amına koyayım bildiğim mimarın direkt yapası tutmuş yani. Yarışacak. Kimdi o adam? Tanıyor musun? Bilmiyorum, tanımıyorum. Nasıl yani, niye? Evet, araba çok hantal ya. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sen beni bir departmana sal, benim bir işim var. Ben de birazdan gideceğim ya. Şu an mı işim var? Yo. Bir uyumam lazım benim de çünkü. Uyanacak mısın? Yok. Okay. Hadi geçiyorum departmana. 30 33 10 42.